Sevdiklerimize özel günlerinde özel şeyler yapmak isteriz. Bu günlerden birisi de doğum günüdür. Hediyeler ve sürprizler onları doğum günlerinde mutlu etmeye yeter. Ama bu sürprizlerden en önemlisi tabii ki doğum günü pastasıdır. ITM Life bu haftada Sheraton İstanbul Ataköy Otel mutfağını ziyaret ediyor ve bu kez harika bir doğum günü pastasının yapılışını sizler için ekrana getiriyor. Pastamızda şirin bir bisiklet ve bu bisikletten masmavi gökyüzüne uçuşan balonlar var. Nasıl mı yapıldı? Otelimizin pasta şefi Timur Ülkü'den tarifi dinliyoruz. Sheraton Ataköy Pastane bölümüne hoş geldiniz. Ben Timur Ülkü. Sizlere bugün 20 kişilik şeker hamuru kaplamalı özel bir sipariş olan pastamızı yapacağız. Şimdi öncelikle malzemelerimi sayacak olursak burada ilk etapta pastayı yapıştırmak için elimizdeki panispanyo kullanacağız. Ve yanında pasta kreması, krem şanti iç malzemesi olarak kullanacağız. Ve pastayı da çikolatalı fıstıklı pasta olarak kapatıp difrize atacağız. İlk olarak panispanyaları üst üste diziyoruz. Pastamız daha lezzetli olması için panispanyayı şekerli suyla bu şekilde damlama usulü ıslıyorum. Pasta kremasını, çikolatalı olan pasta kremasını sıkacağız. Torbayla sıkarken pastanın hemen hemen her yerinin eşit bir şekilde olması gerekiyor. O yüzden torbayla bu şekilde sıkıyorum. Torbayla sıkmamın amacı ıslanan panispanya eğer bıçakla sürersem pasta parçalanacaktır. O yüzden panispanya fazla zarar vermemeden torbayla bu şekilde sıkıyorum. Ve hemen üstüne fıstıklı drajelerimizi bu şekilde pastanın eşit bir şekilde her yerine atıyorum. Bunları palet yardımıyla bu şekilde bastırıp kremaya temas etmesini sağlayacağım. Ve fıstıkların üzerine krem şanti, bildiğimiz pastacı krem şantisine. Krem şantiyi fıstıkların üzerine bu şekilde fazla olmamak kaydıyla az bir şekilde sürüyorum. Krema, draje ve krem şanti ilk kata koyuluyor, pandispanya ile bu kat kapatılıyor ve diğer katlar da aynı şekilde devam ediyor. Pastamızın yapıştırma işlemi bitmiştir. Şimdiki yapacağım işlem ise yaklaşık 5 saatte bekletmem gerekecektir. Çünkü bu pastanın donması gerekiyor ki şeker hamuruyla rahatlıkla kaplayabilmemiz lazım. 5 saat sonra artık pastanın üzerini şeker hamuruyla kaplamaya başlayacağız. Dondurucudan çıkan pastanın üzerini önce biskin yağıyla kaplıyoruz. Daha güzel kaplamamız için burada bulunan kremin yağı var. Biskin yağından oluşan ve şekerle tatlandırılan yağımız var, kremin yağı. Bundan çok az bir miktarda pastanın dışını tamamen kaplayacağım. Kaplamamın amacı da şeker hamurunun kaymamasını ve tutmasını sağlayacaktır. Ve sıra geldi şeker hamurunu kaplamaya. Pastamızın dışını mavi şeker hamuruyla beraber kaplayacağız. Şeker hamurunu merdane ile açıp ince bir tabaka haline getiriyoruz. Şeker hamurumuz da hazır, pastamız da hazır ve şimdi giydirme metoduyla pastamızı kaplayacağız. Bu şekilde alıyorum, ortalı bir şekilde pastanın üstüne koyuyorum. Hafif yavaş yavaş sarkıtmam gerekiyor. Pastanın üstü elimizle gezdirerek fazla şeker hamurunu kırmadan yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Pasta kaplaması şu anda bitmiştir.
Şimdi pastadaki balonlar ve bulutların yapımına başlıyoruz. Tabii öncelikle biraz şekerim bunu çalıştırıyorum. Ufak ufak misket büyüklüğünde kesip yuvarlıyorum elimde. Ve bu şekilde iki avucumu arasında hafif çevirerek bu şekilde balonlar yapıyorum. Küçük küçük. Bulutlar ve her renkten balonlar tamam. Sırada pastanın ana figürü olan bisiklet var. Bisikleti yapmak için siyah şeker hamurunu alıyorum. Önce tekerleklerden başlayacağım. Hazırlanan bulutlar ve balonlar bisikletin ardından zemine yapıştırılıyor. Yeşil şeker hamuruyla da çimenler yapılıyor. Ve işte karşınızda yemyeşil çimenler, masmavi gökyüzü, rengarenk balonlar ve pembe şirin mi şirin bir bisikletin olduğu mükemmel bir doğum günü pastası. Pastamızın yapım aşaması bitmiştir. Pastamız şu anda hazırdır. Afiyet olsun.